Belediye başkanlarından biraz yani fiyatlarımız uygun olsun. Bu binalarımız nedir? Çok yüksek binalar, hani diyorlar deprem var, şey var. Bu nedir? Bu kadar da olmaz. 180 milyon para. Bak bir bu kadar maydanoz, bu iki tane domates, marul 180 lira. Bir kıvırcık 30 milyon. Yani biz böyle bir mağduriyete mahkum olmuşuz ki her şeye muhtaç olmuşuz. Biliyorsun. Yönetimde bir şey yok, hükümette bir şey yok. Herkes bizim cebimizi çarıp alıp götürüyor. Pandemi geldi. 65 gün bizi, 3 ay bizi içeride sattı. Hangi bakan geldi, hangi milletvekili geldi de dedi sizin durumunuz nasıl? Çıkmayın dışarıya, yasaktır. Ondan sonra hastalığı getirdi, Türkiye'nin 65'lerin yaşlarının üzerine yıktılar. Suriye'den geliyor, bilmem Ukrayna'dan geliyor, bilmem Afganistan'dan geliyor. Onların hastalığını söylemedi. Buradaki Türklerin hastalığını getirdi. Fakir fukaraya şey yaptılar. Yönetim değil. Belediye başkanları geziyorlar. Efendim hoş geldin. Tokalaşıyor. Merhaba. Nedir? Bana oy ver. Peki ben sana oy veririm. Benim çocuğum 40 yaşındadır. Sen yönetime geldin. Kendi tarafını işe alıyorsun. Benim çocuğum da boşta kalıyor. Hiç ben bir Alevi vatandaş olarak söylüyorum. Niye Alevi vergi vermiyor mu? Askerlik yapmıyor mu? Ceza vermiyor mu? Veriyoruz. Neden? Şeye de işe geldiği zaman yandaş. Yandaş. Ben 73 yaşındayım. Böyle bir palılık, böyle bir zulüm hayatta görmedim. Mağduruz yani. Ekmeğe muhtaç olmuşuz ya. Ekmeğe. Ekmeği gidiyoruz bile cebimizde para olmaz ama bile vergi alıyoruz. Ya böyle bir yönetim olur mu ya? Böyle bir devlet olur mu ya? O kadar hükümetler geldi geçti. Demirel geldi, Ecevit geldi, bilmem kim geldi. Bunlar gibi sömürücü düzeni yoktur. Hep sömürücü, hırsızlık. Hırsızlık. Çalıp çalıp götürüyorlar. Bir şey boşaltıyorlar. Efendim para yok. Emekliye para yok. Nasıl emekliye? Niye yandaşlara var? Niye yandaşlara var? Yandaşlara para çok. Emekliye yok, fakire yok. Benim boğazım düzdür, ben kimseye de çekilmem, her şeyi de söylerim. Tamam. Valla belediye başkanımızdan, yani gelenlerden şöyle bir istirhatımız var. Elazığ şu an, belki şu an belli etmeyen bir trafik sorunu var. Alt geçit. Hazardalı kavşağı. Abdullah Paşa Kavşağı, bir de şu yeni yapılan şoförler cemiyetinin olduğu yer. 3 tane kavşak olsa bize yeterli yani. Alt geçit olarak trafik bir nebze de olsa rahatlayacak yani. Başka bir beklentimiz de yok zaten. Seçim siyasetten işimiz olmaz. Ne bekliyorsunuz belediye başkanlarından? Yani gelecek belediye ne yapmalı bu kentte? Hiçbir şey yapmamış gibi bir şey de yapılar. Ekmeği kullanıyoruz. Oy kullanıyor musun? Yok, biz oy yasaktır. Aynen. Geçici kimliği olduğu için oy kullanamıyoruz. Vermeyin ya. Niye amca, ne oldu? Bir şey sen yok. Sen de yurttaşsın, sorunlarını anlatıyorsun. Dert midir? Sorun çok. Nedir? Ne noksan ki? Ne mesela? Ne sorun? Her şeyden noksan. Bu kentin ne sorunu var? Bu kentin insanlığa sorunu var. Ben verdiğim çıkmıyor ki, versem çık ha, ben eyvallah. Oy mu? Ya İmamoğlu'na veriyorum ya şey veriyorum. Tunceli'nin ismi neydi ya? Kemal Kılıçdaroğlu. Belediye başkanlarından millete iyi hizmet etmesini isterim. Ben şimdi mesela köyde oturuyorum, arabamız yok. Belediye reisine çıkıp da geçen sene dedim, bir haftada iki gün bir araba verin. Eşemse vatandaş, yaşımız var, hastası var, gelip buraya her azıcık ihtiyacını görür. Merkez köyler. Yani bu hizmet etmesini isteriz reislerimizden. Emeklilerin hali ne olacak? Yani sürmeye devam mı edeceğiz biz? 10 liraya emekli maaşı, kendileri 200 milyar maaş alsınlar. Ondan sonra pazara ateş düşsün, marketlere ateş düşsün, soyan soyana, gıran gırana. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? He? Etiketleri kontrol eden yok. Bu zabıta ne iş yapar? Maliye ne iş yapar?
Bu devlet ne iş yapar ben soruyorum yani. Eskiden her hafta etiket kontrolü olurdu esnafta. Şimdi olmuyor. Ne etiket kontrolü? Zengini zengine 3 tane market Türkiye'ye eline almış. Her gün fiyat güncellemesi yapıyor. Bu nereye kadar? Nasıl olacak bu iş? Yazık günah değil mi bu insanlara? Ondan sonra da çıkırlar milletten utanmadan oy istiler. Yani böyle bir yönetim olur mu ya? Yani insanları ekmeğe muhtaç ettiler. Bakın pazarın fiyatlarına bakın hele. Bir marul 30 lira 50 lira olur mu? Markette domatese baktım 50 lira. Marketlerde, büyük marketlerde. Yani bunların denetimi yok, bir şey yok. Böyle bir yani yönetim olmaz. Böyle bir insanlara zulüm olmaz. Ondan sonra da kahiler haktan, adaletten bahsediler. Ondan sonra emekli 2024 emekli yılmış. Emeklini öldürdüğün yıldır. Sen emeklinin maaşını baban kesesinden vermişsin. Ben esnaflık yaptım. Her ay bugünkü paradan 7,5-8 milyar lira bakkur sigorta yatırdım ki emekli olam. Emekli olup öyle sürülmek için emekli olmadım. O hakkımızı yiyenlerin burunlarından gele. Ben kırkızlara oy vermem. Kim ne gelse çalacak, çırpacak, çıkacak. Bu insanlara hizmet eden yok. Kendilerine hizmet etmek için gelirler. İnsanlara kaldırım sök, kaldırım yap, yama yap, yık yap, çal politikası oldu bitti devam ediyor. Halen yine de devam edecek. Ya seçim isteyen ne? Gençlerimize bir şey vermek için. Bu kiralar biraz indirim yapar, destek yola bize. Yani kiracıyız edemiyoruz ha. Hadi gel.